Herkese merhaba arkadaşlar. Yine başka bir öğrencim aradığım bir video ile karşınızdayım. Bugün de Sıla'yı arayacağız. Sıla'yla da daha önce video çekmiştim. Biliyorsunuz Sıla'yı da. Bakalım nasıl olacak. Efendim. Alo Sıla, merhaba, müsait miydin? Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti haftamız? İyi gibi. Biraz Moraller? heyecanlıyım. Az kaldı. Moraller nasıl? İyi ya. Yani. Ne kadar iyi? Bilmedim. İlk defa seni bu kadar heyecanlı gördüm ya. Sen normalde böyle sallamazdın bir şeyleri. Şimdi bayağı Yok artık. heyecanlısın. Yok artık. Kabullendim durumu, o yüzden. Ama iyi bir heyecan değil Abla mi? ben Çok çok fazla değil. tepki vardı. Tamam. Gözcüler de bizi. iyi bir heyecan yani galiba. Sıkıntı yok yani, değil mi? Yok. Ben mutluyum ya. Annem bir gider çalışıyor ama olsun. Deneme çözmeye devam ediyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Kaç aydır çalışıyoruz biz seninle? Temmuz'da başladık galiba. Vay be, bir yıl olmuş ha. Aynen. Bir yıl, koskoca bir yıl ve sona Yani geldik. konuştuğumuz bir yıl. Ben seni uzun bir süredir takip ediyorum. O yüzden aslında daha fazla benim için. Yani olsun, sonuçta bir yıldır bu çileyi beraber çekiyoruz. Gerçekten benim çilemi çekiyorsun. Ben ÖSYM'yi çekiyorum. İşte ikimiz de çilekeş olmuş oluyoruz. Evet. Şu an videodasın bu arada. Bunu da söyleyeyim de. Yok, bir şey söylemene gerek yok. Zaten şu an yeterince heyecanlısın. Yani evet. Yani zaten çarşamba veya perşembe tekrar konuşuruz büyük ihtimalle. İnşallah. Bundan önceki arkadaşlarla da konuştum. Yani bu son konuşmada çok iyi değilim ama yine de hani sana güveniyorum. Bunu bil. Zaten bunu biliyorsun, değil mi? Evet. Tamam. Yani bundan sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Yapmamız gereken tek şey moralimizi yüksek tutmak. Güzel bir Evet. şekilde motivasyonumuzu yüksek tutmak. Sabahları aynı şeyde, bunu zaten söyledim sana. Sabahları aynı şeyleri yemek. Aynı saatte uyumak, aynı saatte uyanmak vesaire vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsun. Evet. Yani bu sınavı da diğer öğrencilere söylediğimi söyleyeyim. Bu sınavı da böyle bir şeylerin sonu veya senin hayatını tabii ki etkileyecek ama sonuçta seni sen yapan değerler var ve sen gayet zeki bir kızsın. Hani şimdi herkese bunu söylüyor diyecekler büyük ihtimalle ama benim çalıştığım öğrenciler genelde zeki öğrenciler oluyor arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. Zaten bu yıl ilk defa toplu mezunlarımızı vereceğiz. Bu yılın belli olacak zaten nereleri kazandırdığımızı gösterdiğimizde. Zaten sen sınavdan çıkınca bana hemen bir fotoğrafını atıyorsun. Tamam mı? Senin de hemen bir reklam şeyini hazırlamış olalım. Tamam mı? İnşallah güzel geçerdi hepimizin. Geçecek geçecek inşallah. Sonra zaten yayına gelirsin, değil mi? Va Gelirim vampir gelirim. vampir köylü falan oynayacağız birlikte. Değil mi? Tamam. Şu Gözüm an ister. Hallederiz hepsini. Istediğiniz kadar konuşabilirsin. Paylaşmak istediğin bir şey varsa, sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Yani soracak çok bir şeyim yok. Yani bu konuşmanın sonu hep doğayla bitiyor. Yani arkadaşımla falan konuştuğumda hep öyle oluyor. Şimdi yine aynı şey olacak. Ya benden böyle çok gaza getireceği, böyle işte o motivasyon videolarındaki gibi seni sınava uçurucu bir konuşma bekleme. Ben maalesef o tür konuşmalarda pek iyi değilim. Ha, iyi yaptığım zamanlar da oluyor ama yani şu an de şeyden korkuyorum. Mesela hani yanlış bir şey söylerim de sen onu tersten anlarsın da moralini bozulur falan diye de bir yandan çekiniyorum öğrencilerle konuşurken. O yüzden böyle düşünerek konuşmaya çalışıyorum genelde. Ama dediğim gibi ben sana güveniyorum. Bir yıldır seni tanıyorum zaten. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle bu emeklerimizin, yani çok emek verdiğine şahit oldum. Yeri geldi 4.000 soru çözdün, yeri geldi 5.000 soru çözdün haftada.
Yeri geldi 100 net yaptın. Yeri geldi 110 net yaptın. Yeri geldi IT'den 75 yaptın. Hani başarabileceğin kapasiten var. Bunu ikimiz de biliyoruz. Yapman gereken tek şey sakin olmak ve o sınava girmek. Var mı başka Çok sıkıntı? heyecanlıyım. Heyecanlanma, heyecanlanma. Rahat ol ya. Tamam. Tamam. Söz mü? İnşallah güzel geçer. Geçecek geçecek, ben inanıyorum. Bir de sınavdan sonra bana mutlaka yaz, tamam mı? Sınavla Yani ben büyük ihtimalle sana yazmam. Bunu şimdiden ilgili söylüyorum mi? çünkü çok fazla yazan olur falan. Onlara cevap vermekten yeni birilerine yazamam büyük ihtimalle, ama sen bana yazarsan unutmamış olurum yani. Unutabilirim, o yüzden söylüyorum. Yani yazmaya çalışırım. Sınavdan sonra Ya büyük ihtimalle yani ilk gün yazmazsın da ikinci, üçüncü gün falan yazırsın ya, aynen. onu söylüyorum. Tamam. Evet. Başka bir sorunumuz, derdimiz, tasamız var mı? Yok ya. Cidden bir yıl bitti ve garip hissediyorum. Valla ben de çok garip hissediyorum. Hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Derdin hiç bitmeyecekmiş gibiydi Bence de. Ben hangi ara Haziran'a geldik? Yani yok orası bende. Evet, pandemiden sonrası göz açıp kapayıncaya kadar geçti, değil mi? Ya pandemi ya sen beni çok etkilemedi. Yani ben günlük yaşantıma devam ettim evde. Ya ben de. Ya zaten Beni de dışarı çok çıkmıyordum. etkilemedi. Evet. Ben de çok dışarı çıkmıyordum ama sonuçta daha hızlandı sanki hayat. Evet. Yani herkes de telaşlı olunca Evet. yapılıyor. Bekliyorum. Tamam. Ne, seni bekliyorum bir şeyler sormanı. Soracağım Bu bilemedim ki arada soracağım artık. seni izleyenlere söylemek istediğin şeyler varsa söyleyebilirsin bu arada. Seni zaten Bilmiyorum tanıyorlardı. kapat bir. Seni zaten Ya tanıyorlardı. hani birkaç yayında gelmiştim. Oradan da biliyorlardır. Yani güzel bir süreçti bence. Ben koçluktan çok memnunum. Bununla ilgili konuşabilirim sanırım. Sen bilirsin. Hayır demem. yani konuşacak bir şeyim yok şu an için. Ya bunun sebebi de aslında koçluk bir yandan. Çünkü kafama takılan her şeyi sorduğum için yani şu an soracak sorum kalmadı. Yani Tamam, o bence zaman güzel bir yıldı. bence de güzeldi. Yani ben memnunum da, mutluyum da. Yani inşallah herkes emeklerin karşılığını alır. Güzel bir sonuçta mutlu bir tercih dönemi yaşarız. İnşallah. Hadi bakalım. Seni o zaman dertsiz, tasasız, yüksek bir moralle sınava uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Yine bir şey olursa yaz, tamam mı? Çekinme bak. Tamam. Hadi bak, o sınavın hakkından gel. Sana güveniyorum. Tamam. Başarılar diliyorum. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu konuşmalar çok garipleşmeye başladı. Hani hep aynı tip konuşma yapıyor gibi hissediyorum ama. İnşallah verimli oluyordur. İnşallah bir nebze de olsa rahatlatabiliyorumdur sizi ve konuştuğum kişiyi. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmeyi, dislike atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İleriki videolarda, yani inşallah yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.